tamamlayalım. Çok netti. Zaten Türkiye'nin baştan beri yani 2020'de beklenmedik bir şekilde bütün bölgesel aktörlerin ve hatta uluslararası aktörlerin beklenmediği bir şekilde Türkiye Azerbaycan Karabağ meselesine dahil oldu. Evet. Bu tabii oyunu değiştirdi. Ve oyun değişince de ortaya statikonun bozulduğu yeni bir resim çıktı. Bu resimde haliyle bütün aktörlerin pozisyonlarını yeniden değerlendirmesini gerekli kıldı. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Türkiye, herkes pozisyonunu yeniden değerlendirdi ve 2020 zaferinden sonra konsolide de oldu. Yani Şuşa beyannamesi Türkiye ile Azerbaycan'ın o tarihsel, özellikle de Soğuk Savaş sonrası ilişkiler bakımından ortaya çıkardığı durumu resmi stratejik bir bütünlük haline getirdi. Yani ben stratejik bütünleşme diyorum ona. Öncesinde de evet tek millet, iki devlet metaforu vardı. Ama kaçırılan fırsatlar olmuştu biliyorsunuz. Soğuk Savaş'tan sonra Türkiye her zaman gerektiği şekilde müdahale olmadı. Gerek kapasite problemi vardı, gerekse de çok ön alıcı bir siyasi pozisyon ortaya koyamadı. Azerbaycan'da zayıflıklar vardı vesaire. Ama gelinen nokta itibariyle 2020'de bu pozisyon net bir şekilde sahaya yansıtılabildi ve statiko bozuldu. Karabağ artık Ermenistan'ın adeta elinden tamamıyla koparılabilecek bir resim oluştu. Şimdi bu ikinci adımla da, hatta ikinci hamleyle de bu bağlantı kopmak noktasına geldi. Bana göre koptu. Bundan sonra bu resmin geri i̇kinci dönmesi tersine döndü. Yani bu son iki günde 23 saatlik hadise. Yani tıpkı bir satranç tahtasında iki rakibin birbirine karşı atmış olduğu adımlar gibiydi. Azerbaycan'ın atmış olduğu adım, yani o hamle, hem Ermenistan'ı, Erivan'ı hem de Karabağ'daki o grubu adeta mat etti aslında. Yani bütün uluslararası aktörler de bunu kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi Şuşa beyannamesi, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa beyannamesi çok kapsamlı bir belgeydi. Türkiye'ye ve Azerbaycan'a karşılıklı sorumluluklar getiriyordu. Yani hem savunma alanında, hem askeri anlamında, hem birbirlerini savaş durumunda neredeyse destekleyecek bir konuma getirmişti. Cumhurbaşkanımızın 3 tane aslında mesajı vardı. Yani Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan toprağıdır. Bu noktada yeni bir oldu bitti oluşturmaya çalışanlar varsa biz de bunun karşısında olmayı biliriz. Çünkü orada yeni bir dinamik var. Özellikle İran bu konudan çok rahatsız. Laçin koridorunun açılması, sonrasında eğer Zengezur koridoru tam açılırsa Türk dünyasıyla Türkiye'nin birleştirilmesi gibi çok büyük durumlar ortaya çıkacak. Bu da bölgede bazı aktörleri rahatsız ediyor. Bunların başında da İran geliyor. Orada hem itidal çağrısı vardı bence Cumhurbaşkanımızın yaklaşımında. Çünkü tarafları diplomasiye davet ediyor. Ermenistan'ın bir sözü var ve bu sözünü yerine getirmesi lazım ve Zengezur koridorunu açması lazım. Çünkü Azerbaycan Laçin koridorunu açtı ve oradan Ermenistan'dan Karabağ'daki o bölgeye insani yardım sözde gidecekti. Ama insani yardım gitmediğini gördük. Silah transferinin yapıldığını gördük. Azerbaycan da tuttu, Laçin koridorunu kapattı. Ama diplomasiye bir çağrı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında. İtidal vardı o anlamda. Yani ikincisi kararlılık. Bu iki ülkenin artık bölgede pozisyon olarak ne kadar benzeştiğini ortaya koyuyordu. Üçüncüsü de nihayetinde bir uyarı vardı. Yani bu bölgesel aktörlerin, çünkü son haftalarda İran üzerinden yani çok resmi sayılamayacak bir takım tehditvari açıklamalar geldi. Özellikle Kudüs uyarı gücü. Özellikle kimeydi? Yani uyarı şimdi şöyle, Azerbaycan'ı tehdit etmeye çalışıyor göya, evet. İran içerisindeki muhafazakar bir grup. Tabii burada çok uzun konuşmak lazım. Yani orada hem Azerbaycan'ın da tabii ki çeşitli argümanları var. İran'ın çeşitli argümanları var kendine göre. Ama bu statikonun devam etmesi İran'ın işine yarayacaktı. Çünkü bir şekilde Ermenistan Türkiye ile Azerbaycan arasında topraksal bağlantıyı koparıyordu. Bu da bölgesel bir istikrar oluşturmasının önüne geçiyordu. O yüzden biraz son dönemlerde söylemsel adımlar attılar. İşte Ermenistan'a askeri yardımda bulunmaya çalıştılar. İşte Azerbaycan'la sınır hattında bazı yeniden askeri pozisyonlanma ortaya koydular vesaire. Şimdi sonuç itibariyle kriz aşılmış gibi gözüküyor. Tabii ki sona ermiş değil. Ama burada sanırım yeni bir bölgesel ve Ermenistan üzerinden de ortaya çıkan yeni bir bölgesel konu söz konusu. Yani hızlıca bakacak olursak Ermenistan bazı pozisyonlarında Paşinyan çok ciddi değişiklikler yaptı. Bence bunlar bu 23 saatlik olayda tamamıyla kaybetmesini de beraberinde getirdi.
Ha, bana kalırsa Paşinyan'ın kendi tercih ettiği bir sonuç da bu Karabağ meselesinden kurtulma. Çünkü bu iç siyasette onu çok bağlayıcı hale getirmişti. Bölgesel ölçekte zayıflatmıştı bu gerginliğin. Paşinyan'ın tavrını biraz bize anlatabilir misiniz? Gerekiyordu. Yani... Şöyle yaptı. Son iki yılda birincisi ABD ile geçtiğimiz haftalarda tatbikat yaptı. Bu Rusya'yı çok rahatsız eden bir davranıştı. Çünkü burada çok stratejik değişiklikler var. Tabii ki değişikliklere sebep olacak bir şeydi. Ve bu Rusya'yı ciddi anlamda rahatsız etti. Tabii ki bir taraftan bakınca ABD'yi yanına alma çabası içerisinde olduğunu gösteriyordu. Ama öte yandan NATO standartlarında bir ordu oluşturmaya çalışıyor Ermenistan. Bunun için bunu yaptığını ifade etmişti. İkincisi Rusya'yı eleştirdi. Yani yapılmaması gereken bir şeyi yaptı. Çok farklı. Ve dedi ki hem Paşinyan hem Dışişleri Bakanı Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'nın bölgede zayıfladığını, hatta bu savaşın yanlış bir savaş olduğunu söyledi. Bu da bir yanlıştı. Ama tabii bunlar bir stratejinin İkinci parçası. İkinci Ukrayna olur yani, mu sizce? Değil. Ermenistan'da böyle bir o şey kadar, yok. İşte onu değil. Kurtardı belki de. Ben analizi oraya bağlayacağım biraz. Dolayısıyla Rusya'yı eleştirdi. Çok başka bir adım daha attı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne imza atacağını söyledi. Evet. Bu niye önemli? Putin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan, yani gittiği ülkede tutuklanması gereken bir lider. Yani senin güvenlik garantisi aldığın, güvenlik garantisi servisi aldığın bir ülkeye böyle bir hamle yapıyorsun. Bu anlama geliyor. Bir başka adım, eşini Ukrayna'ya gönderdi Paşinyan. İnsani yardım götürdü savaştan sonra. Bu da Rusları ciddi anlamda rahatsız etti. Yani dolayısıyla atabileceği bütün adımları attı. Şimdi burada iki soru var. Bir, ama hiç ayaklanmanın önüne geçemedi şu anda. Burada işte sorular bunlar. Yani bir, bunları acaba gerçekten Karabağ meselesinden ve Ermenistan'ı normalleştirme bağlamında mı yaptı? Yoksa bunlar yanlış atılan stratejik adımlar mıydı? Sonuçları bunlar mı oldu? Yani Karabağ meselesinden kurtularak Ermeni siyasetinin üzerindeki o iç politikasındaki lobilerin etkisini vesaire gibi hususlardan kurtarmaya mı çalıştı kendini? Tabii ki bunun sonuçları itibariyle bakıldığında Karabağ şu anda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün bir parçası olarak. Zaten bu 2020 savaşından sonra yapılan anlaşmada Paşinyan bunu kabul ettiğini zaten söyledi. Bu da içeride onu zayıflattı ama seçimi kazanmayı başarabilmişti. Şimdi bundan sonraki süreçte evet bu bölge artık Azerbaycan tarafından kontrol edilecek. İçeride yaşayan Ermeniler eşit vatandaş olarak kabul edilecek ve silahlı gruplar silahlarını bırakacak. Dün akşamdan bu yana da bazı görüntüler o anlamda silahlarını bıraktığına yönelik görüyoruz. Ama tabii ki buradaki Karabağ klanı dediğimiz grup Ermenistan'ın Erivan siyasetine dahil olarak orada bir geniş bir kitlesel alan kazanabilecek mi? Böyle bir ihtimal var. Çünkü Paşinyan şu anda ihanetle suçlanıyor. Yani başbakanlık önündeki o protestolar 24 saat vesaire sürdü. Orada bir hainlikle ve ihanetle suçlanıyor. Şimdi onu nasıl bunu nasıl geri çevirecek? Bu açıkçası çok zor. Ya da Karabağ meselesini daha radikal bir milliyetçilik çerçevesinden siyasete taşımaya çalışacak olan siyasi partilerin eğer liderleri kazanırsa o zaman bu mesele bir yıpratma savaşına da dönüşebilir. Yani Ermenistan, Azerbaycan'ın bu 23 saatlik operasyonu başlatmasının sebebi bir terör saldırısı. Artık çetelerin Ermeni ordusundan bağımsız bir şekilde hem Ermeni askerlerini şehit etmesi hem de sivillerin ölmesiydi. Ve çok ciddi bir silah ve mühimmat depoları var. Yani çok yüksek anlamda beslenen Ermeni çeteleri. Sonuç olarak şu, belki de Paşinyan bu savaşın Karabağ üzerinden büyüyerek Ermenistan'a sıçramasının önüne geçti. Çünkü şu anlaşıldı, Azerbaycan eski Azerbaycan değil, başka bir durum var ortada. Hem silahlanma bakımından, askeri gücü bakımından ve iradesi bakımından, buna destek bakımından. Sadece şey değil yani, mesele Azerbaycan'daki Türkler değil. Yani şimdi orada baktıklarında evet biz 25 milyonuz ilk baktığınızda ama ikinci baktığınızda artı 80 milyonuz. Yani üçüncü baktığınızda 350 milyonuz. Yani dolayısıyla böyle bir siyasi havada oluşunca mesele şimdilik orada mesela bir durum oluşmuş. Sonuçta bir barış gücü var. Onun kontrol ettiği alandan o silahlar hep. Tabii yani o da oldu. Ya da şeye taşınıyor. Burada Rusya'nın hamlesinde hem Paşinyan anlamında hem Ermenistan'ın geleceği anlamında
Yani Rusya'yı biraz... Ya Rusya bence zayıflayan bir durum hakikaten oluştu. Yani Paşinyan'ın okuması orada doğruydu. Yani biz bunu Suriye'de de gördük. Cezalandırmak isteyebilir. Tabii ama ki, öbür taraftan bu Karabağ'ın geleceğiyle ilgili Rusya'nın barış gücü anlamında oradaki... Ya oradaki varlığı devam edecek. Oradaki varlığı devam edecek. Bu biraz sanırım uzun sürebilir. Fakat mesele şu. Burada Erivan siyaseti üzerinde hangi blok etkili olabilecek? O da iç siyasette kimin iktidara geleceğiyle bağlantılı. Eğer Karabağ ekseninde bir iktidar değişikliği olursa bu Rusya'nın etkisinin devam etmesi anlamına gelir. Ama Paşinyan gücünü koruyabilirse o zaman Batı ekseni şeyde daha güçlü olabilir. Ama bir de şu var tabii, yani Türkiye'nin rolünü unutmamak lazım. Yani öyle bir gücü var mı? Önce bunu söyleyin, sonra Türkiye'nin rolünü söyleyin. Yani şöyle, tabii ki bu nihayetinde yönetmeniz gereken bir mesele. Yani evet, bu güçler dengesini yürütmek zorundasınız. Karşınızda Azerbaycan, Ermenistan iki ülke değil sadece. Değil. Bütün bir bölgesel denklem var. Ya Türkiye normalleşmekten yana. Yani hakikaten büyük de bir fırsat var. Çünkü Ermenistan'ın ekonomisi çok zayıflamış durumda. Yani inanılmaz bir fakirlik var Ermenistan'da. Gelişemiyor bir türlü. Yani Türkiye-Ermenistan sınırı kapalı, ticaret yapılamıyor vesaire. Bunların ortadan kalkması için muazzam bir fırsat var. Bir de bölgesel bir istikrara hizmet edecek bu. Çünkü Soğuk Savaş'tan sonra bölgesel, o Güney Kafkasya'daki bölgesel istikrarlığın en önemli sütunlarından bir tanesi. Eğer bu sorun halledilirse bölgedeki diğer sorunların da barışçıl bir şekilde siyasi bir düzlemde çözülebilmesi için fırsat doğacak. O yüzden yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın pozisyonu, Türkiye'nin pozisyonu bu meselede, diplomasiyi, bu meseleyi masada çözelim. Evet. Kolay değil ama Ermenistan-Türkiye ilişkilerine de pozitif yansıyacak bir dinamik oluşturdu. Evet. Bu son gelişme. Nebi Hocam.